Merhaba, ben Işıl. Şu anda yine Konya'dayım ve Konya'ya gelince mutlaka gezmeniz, görmeniz gerektiğini düşündüğüm iki tane yerden size bahsetmek istiyorum. İlk göstereceğim yer Melike Hatun Pazarı, yani diğer adıyla Kadınlar Pazarı olarak biliniyor. Burası çok çok eski zamanlardan beri hala günümüze kadar gelebilmiş pazarlardan bir tanesi. Buraya geldiğiniz zaman gerek en taze sebze meyveyi bulmak, gerekse yöresel ürünleri bulmak için uğrayabileceğiniz ender noktalardan bir tanesi. Şimdi sizler için biraz görüntü alıp biraz da alışveriş yapmak istiyorum. Evet, yöresel ürünlerimizi gezmeye başlıyoruz. Yöresel dedik gerçi ama zeytin çok yöresel olmasa gerek. Neyse, onları geçelim. Burada çok güzel salçalarımız var. Eskiden çocukluğumuzda salçalar yapılırdı ve ekmek arasında böyle çok tuzlayıp yerdik. Benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Ve esas size göstermek istediğim şeylerden en önemlisi bence peynirler. Yöresel peynirleri var Konya'nın. Şöyle göstereyim. Mesela obruk tulum peyniri demiş. Ermenek yarım yağlı tulum peyniri. Bu arada merhaba diyelim size de. Merhaba. takipçilerime el sallamak ya da bir şeyler söylemek ister misin? Hepsine merhaba diyorum. Valla obruk tulum peynirini biliyorum ama Ermenek yarım tulum yağlıyı bir denemek isterim. Deneyebilir miyim? Tabii, alabilir tabii. Miyim buradan? Tabii. Evet. Şöyle. Güzel. Gerçekten güzel. Burada bir de şöyle. Başka bir peynirimiz var. Bize anlatmak ister misin peyniri? Abla bu obruk da yapılıyor. Konya obruk. Konya özgü bir şey. Bunu eskiden yere gömerlerdi. Toprağa gömerlerdi. 5-6 ay beklerdi. Kendi kendine küflenirdi orada doğal bir şekilde. Böyle çıkarlardı. Bunların deri olanı da var. Hı hı. Deri olanlar da var. Derinin içerisinde. Evet, şu anda onu fazla yapmıyorlar. Köylü, eskiden köylü yapıyordu. Bir de bildiğim kadarıyla penisinin özelliği var herhalde değil mi? Aynen. Penisin ihtiyacını karşılıyor. Gerçekten doğal peynir yani. Bunu Tarım Bakanlığı da onay verdi. Onay verdi. Evet, o zaman bir tadına bakalım. Tabii. Şuradan şöyle alıyorum. Aynen. Doğaçlama. Gerçekten çok lezzetli. Benim de en sevdiğim peynirlerden bir tanesi. Ben Konya'ya geldiğimde özellikle Kadınlar Pazarı'na yani Melike Hatun Pazarı'na geliyorum ve buradan peynir alıyorum. Uzun zamandır gelmemiştim ve almamıştım işin açıkçası. Şu an bunun kilosu ne kadar? Şu anda bu 15 lira. 15 lira. Eğer bu deri içinde olsaydı, deri içinde tabii daha pahalı oluyor. 35-40 arası oluyordu. O şu anda yok. Yalnız deri içinde peynirlerimiz geliyor. Biz müşterinin talebine göre küflendiriyoruz. Kendimiz tabii. Onu da yapabiliyoruz yani. Tamam. Bu arada isim neydi? Osman. Osman çok teşekkür ediyoruz. Sağ ol. O zaman şu küflü olanlardan şöyle elimle tabii. Gösteriyorum. Küflü olanlardan en küflülerinden 1 kilo istiyorum senden. Tabii. Teşekkürler. Rica ederim. Size göstermek istediğim bir tarhana var. Yaprak tarhana. Çok lezzetli. Sizi de alıyor şu anda. El sallamak ister misiniz? Takipçilerime. Bunun adı Alıç. Evet. Vitaminli bunlar. Daha organik, dağdan gelme, şeker, kalp, tansiyon. Her şey iyi geliyor. Kabızlık. Bir şey soracağım. Bu pazar ne kadar zamandır var biliyor musunuz? Hangisi? Bu pazar ne kadar zamandır var? Bu pazar hemen hemen 25-30 sene öncesine dayanır da yeni yapılalı 15 sene oldu. Evet. Buradaki satılan ürünlerin herhalde hepsi organik değil organik. Mi? Organik. Şu anda organik. Kendi ürünlerinizi mi getirip satıyorsunuz? Kendi köylerden gelen organik ürünler var.
Şimdi biraz artık yarısı organik, yarısı halden geliyor. Ekseri köylerden gelenler de var içeride organik. Çok teşekkür ederim. Bunlar da köylerden gelenler. Evet, o zaman şimdi bu lumbago, siyatik, her türlü rahatsızlığa iyi gelen ılıcın tadına bakıyorum. İçinde çekirdeği var, bilmeyenler için söyleyeyim. Yoksa ben bununla büyüdüm aslında. Buna eskiden biz ipe dizip boynumuza kolye yapardık. Turşusu, bunun turşusunu yaparlarsa daha güzel olur. Ondan sonra bunun hani şeker hastası, tansiyon olanlar, kalp olanlar, bunları damar tıkanıklı, bunların iyi geldiğini söyler alan kişiler. Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Şimdi yanımızda Ali var. Ali bize bamya çorbasının nasıl yapıldığını anlatıyor. Bamya, Konya'da kullanılan bamya biraz daha küçük böyle. Hatta bit bamya Konya, diyoruz. Amasya'dan geliyor, çiçek Amasya'dan bamya. Geliyor. Evet. Nasıl yapıyoruz Ali? Normalde şimdi biraz üzerinde bunların tüyleri olur, bıyık dediğimiz. Onları normalde ütüyoruz. Ya ocakta ya bir bezin arasında. Üttükten sonra normal sıcak suda haşlıyoruz. Haşladıktan sonra içtenki ipini asılıyoruz. Ondan sonra soğanını, salçasını kuzu etinden beraber ondan sonra pişirmeye bırakıyoruz. Yarım saat 45 dakika pişirdikten sonra ondan sonra servise hazırlıyoruz, sunuyoruz. Çorbasıyla yemeği arasında ciddi bir fark var. Tabii yemeği biraz daha normal taze bamya olur, büyük olur. Bu normal çiçek bamya olduğu için en çok Konya'da tüketimi oluyor. Konya düğünlerinde ikram ediyoruz burada. Öyle olduğunda öbür normalde de yemeklik. Yemeklik. Evet, o da yerli bamya. O zaman Konya'da. Konya'ya gelenlere ne diyoruz? Tabii bamya çorbası içmeden dönmek yok. Aynen öyle. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Size sağ olun. Şimdi Kadınlar Pazarı'ndan çıktım, yani Melike Hatun Pazarı'ndan, çarşısından çıktım ve size bahsedeceğim ikinci yere doğru yavaş yavaş gidiyorum. Yolun üzerinde eski Konya evleri, şu anki haliyle iş yerleri var. İkinci yerden bahsediyorum. Burası işin açıkçası gezmelik değil, biraz böyle oturup soluklanmalık, dinlenmelik bir yer. Zafer'de yürüyüş yolunun hemen üzerinde bulunan Kaldırım Kafe. Buranın sahipleri benim çok yakın dostlarım, arkadaşlarım Veysel ve sevgili eşi Nesrin. Buraya genellikle onları mı görmeye geliyorum yoksa çok lezzetli tremuslarını mı yemeye geliyorum? Bazen ayrımını yapamıyorum. Sanırım ikisi de cevabı en uygun olacak. Şimdi kendime güzel bir sade Türk kahvesinin yanında da tremusu söyleyeceğim. Şanslıysam yiyebileceğimi düşünüyorum. Çünkü haftanın belli günleri yapılıyor ve yapılır yapılmaz bitiyor. Şimdi şansımızı deneyeceğiz. Maalesef üzülerek söylemek istiyorum ki tremusu kalmamış. Şu an hüsranlardayım. Türk kahvemle yetinmek zorundayım. Yapacak bir şey yok. Ama benden size ufak bir tavsiye kulağınızda küp olarak bulunsun. Mutlaka buraya gelin ve özel yapım tremuslarının tadına bakın. Hiçbir yerdekine benzemiyor. Şimdi yorgun kahvemi içiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.